Biraz zayıfladığınız zaman şekeriniz kontrol altına girmeye başlar. Zaten bunu konuşmamız lazım hocam. Çünkü sonuçta bu mide ameliyattan aslında getirdiği şey estetikten çok sağlık. Ama Kesinlikle. tabii ben tabii işte hani orada yarıda kaldı. Sonuçta biz nereden itibaren panik olmamız gerekiyor? İşte sizin söylediğiniz bu şey kilo boy oranı. Bu evde kolay hesaplanacak bir şey aslında ama. Çok basit bir şey. Aplikasyonlar Beceremiyoruz. da var. Evet. Boya göre dediğim gibi kilonun oranıdır. Kilonuzu boyunuzun karesinde bölüyorsunuz. Böyle matematiksel bir hesapla ama aplikasyonları bile var. Çok rahat telefondan Ve önce halledebiliyorsunuz. diyetle başlıyorsunuz. O kesin. Herkesin her halükarda diyetle başlaması lazım. Diyet ve egzersizle. Şimdi bunun mantığı aslında şu. Verecek 3-5 kilomuz varsa, sadeleştirelim daha rahat anlatılır hale gelsin. 3-5 kilo verecek fazlanız varsa mutlaka diyet yapın. Diyet ve egzersizle 3-5 kiloyu birkaç içerisinde vermeniz mümkün. Mehmet Öz'ün çok sevdiğim bir lafı var. En iyi diyet hayat boyunca yapacağınız diyettir diyor. Evet. Biraz böyle sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını bize hayatımıza dahil etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Aslında tabii ki dünyada da obez ve obezite hastalığı çok yaygın ve çok erken yaşlarda başlıyor. Yani bu yapılan spor ya da sağlıklı beslenmenin yanında yaşam standartımızı yükseltmek için mutlaka spor aktivitelerinde de bulunmamız gerekiyor ama biz en yakın mesafeye de arabayla gidiyoruz, yürümüyoruz. Kesinlikle Sibel Hanım, yalnız şöyle bir gözlemim var. Son yıllarda siz de fark ediyorsunuzdur. Toplu kullanım alanlarında, şehir parklarında vesaire bu fiziksel aktivite için koyulan aletler arttı. Evet. Ve yaşlısından gencine, kadınından erkeğine çıkıp üzerinde zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Koşan insanların sayısının arttığını Evet. görüyoruz. Yani Ay, bir çok olumlu güzel. gidişat var. Yalnız Evet. bu böyle bir izlenim olarak olumlu gidişat, istatistiklere nasıl yansıyor onu size söyleyeyim. Yani. Şimdi dünyanın en kilolu ülkelerinden bir tanesi Amerika olarak görülür. Biz Amerika'yı yakalamak üzereyiz. %33 oranında erişkinlerde obezite, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde. Çocuklarda daha korkunç %35'lere çıktı. Evet. Ve dünyada çocukların obezite ameliyatlarıyla zayıflamaya başlama yaşı 11'lere kadar düştü. Şimdi bu İnanılmaz. işte evet önlem almamız lazım. Ameliyat bu işin tedavisi değil, onu kesinlikle söyleyeyim size. Evet. Bu işin sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı çözümleriyle devam ettirilmesi lazım. Peki niye ameliyatı yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim Evet, istiyorsanız. lütfen. Dediğim gibi 3-5 kilo fazlanız varsa diyet egzersizde bunu verirsiniz. Herkes bunu versin. Hı. 15-20 kilo fazlanız varsa ara çözümler var. Ameliyatsız diyete destek olabilecek mide balon uygulamalarımız var. Endoskopik olarak midenin iç yüzeyine bakıyoruz. Orada herhangi bir hastalık yoksa midenin içerisine silikon bir mide balonu yerleştiriyoruz. Midenin kabaca hacmi 2,5 litre kadardır. Biz içerisine 500 cc kadar, yarım litre kadar bir mide balonu koyduğumuzda mide hacminin kullanımını azaltmış oluyoruz. Hı. Hani eskiden su tasarrufu için tuvalet rezervuarlarına pet şişe atın derlerdi ya, aynı şekilde nasıl giden suyun miktarını azaltıyorsa giren gıdanın miktarını da azaltmış oluyoruz Yani böylelikle. midenin bir kısmını dolduruyorsunuz Evet. aslında. Kişi 5 porsiyon yiyebiliyorken günde 4 porsiyon yiyebilir hale geliyor. Fakat burada diyetin bu koltuk deneyidir. Bunu vurgulamak lazım. Tek başına işe yarayan bir şey değil. İyi bir diyetisyenin sizi takip etmesi lazım. Mutlaka mide balonu taktırmayı düşünen kişilere ben 15-20 kilo zayıflamak istiyorum. Bunu da 6 ay süresince yapmak istiyorum. Özellikle yaz döneminde bunlar çok sık oluyor Hı başvuru hı. olarak bize. Düğün dönemi ya, gelinliklere Aa, tabii. girmek için 15-20 kilo vermek isteyenler Bu çok. kolay bir yöntem mi hocam? Yani şöyle kolay, 15 dakika sürüyor. Hastanın hastanede yatışına gerek yok. 1 saat kadar hastanede tutuyoruz, evine gönderiyoruz. Peki herkese geçerli mi herkes için? Belli bir yaş sınırı var mı? Neler uyguluyorsunuz? Önceden tetkik, tahlil yapılıyor mu? Herkes yaptırabiliyor mu? Şimdi genç, erişkin herhangi bir hastalığı yoksa öncesinde herhangi bir tahlile gerek yok. Doktor kontrolünde yapılacağı için. Fakat yaşı ileri, hastalıklara bağlı ilaç kullanıyorsa mutlaka tahliller yapmak lazım. Şöyle demeye çalışıyorum. Şimdi kişinin mide balonu sonrasında yaklaşık 6 ay bir mide koruyucu kullanması gerekecek. Mide koruyucu ilaca allergisi varsa bu işlemi yaptıramaz. Midesinde gastrit, ülser, kanser varsa kesinlikle bunu Şeker yaptıramaz. hastasıysa. Evet. Kan sulandırıcı kullanıyorsa yaptıramaz. Şeker hastalığında kilo vereceği için şeker hastalığının gidişatına olumlu etki sağlayacağından bize bir kontraindikasyon değil, şeker hastalığına iyi gelir aslında kilo vermesi. Ama şeker hastalığına mide balonu değil, diyetle zayıflasa bile iyi gelecektir. Tansiyon da aynı şekilde. Peki bu Ne kadar ayarlanabilir bir önemli. şey mi? Yani o balon şişip küçülebiliyor galiba değil mi? Öyle bir şey özelliği İki var model mı? var. Yani Evet. bir 6 aylık model, bir 1 senelik model. 1 senelik model ayarlanabilir model. Ayarlanabilir denilen şey tam küre aslında bu balonlar. Ayarlanabilir olan modelde bunun bir kuyruğu var. Kuyruğunun ucundan tekrar girip bunu şişirmeniz mümkün oluyor. Yani 500 cc doldurunuz yarım litre. 6 ay sonra girip hasta biraz daha kilo vermek istiyorsa bunu 250 cc daha şişirebiliyorsunuz. Ama şimdi tam küre olduğu için midede bir hacim kaplıyor. Bir yere dokunup tahriş etmesi Hı zor hı. ihtimal. Kuyruğu olduğu zaman o kuyruk ince bağırsağa doğru gitmeye çalışıyor. Hafif tahrişler söz konusu. Benim kişisel tecrübem
6 aylık olan balon da yeteri kadar kilo verdirir. O yüzden kuyruklu modeli, 12 aylık ayarlanan bir modeli ben çok tercih etmiyorum. Çünkü ben bir yani anlat, yani ismini veremem tabii de çok tanınan bir kişi. Lütfen vermeyin. Çok kiloluydu, şey yaptırmış, balon taktırmış. O sanırım dıştan mı ayarlanıyor? Öyle bir şeyi var değil mi? Yani bir düğme gibi bir şey var sanki. Yani cilt altında varsa bu mekanizma, o mide bandıdır. Mide bandı mı? O zaman çünkü sürekli yerken bir şeyler ayarlıyor ama o kadar çok şey sipariş doydum, etmişiz ki. Dur, yani ona ne balon diye fayda eder ne bir şey fayda eder. Merak etmeyin. İzler soracağım. İzlerse zaten şey yapar. İsmini vermede problem. Ah çok fena. Olmaz. Hocam biraz önce dediniz ki 10-15 dakikalık bir operasyon. Peki bu lokal anesteziyle mi, genel anesteziyle mi yapılıyor? Genel ağrılı acılı mı? Genel anesteziyle ama bir ameliyat değil. Sadece normal bir endoskopi süresinde yapılan bir işlemdir. Normal bir endoskopi 5 dakikada yapıyoruz. Mide balonu uygulaması da bir 10 dakika daha ekstra zaman getiriyor. Hasta genel anestezi altında olduğundan bir şey hissetmez. İlk 4 saat kadar kalktıktan sonra ya işlem bitti mi, ne zaman takacaksınız falan diyor hastalarımız. Fakat şunu söylemek lazım. Şimdi erkekler ağır bir kol saati taktığınızı düşünün. Ya da kadınlar elinizde ağır bir cüzdan aldığınızı düşünün. Biz buna bir vücutta yarım saat müddetince alışıyoruz, sonra hiç hissetmiyoruz. Evet. Balonda bir ağırlığı var. Buna alışma sürecimiz de 3 gündür. İlk gün bulantı, kusma, böyle bir mideyi üşütmüş tarzında bir rahatsızlık bekleriz. Buna hastanın fiziksel aktivite uyumu çok önemli. Vücutlarına daha iyi kontrol edebiliyorlar onlar. Bulantı ve kusma kısmı çok daha az oluyor. İkinci gün daha da azalıyor. Üçüncü gün çok rahat kendi işlerini, bulantı kusma olmadan yapar hale geliyorlar. Çok yani önemli. Uygulanacak kişiler hafta sonuna denk getirirlerse kendilerine avantaj oluyor aslında. Peki mide balonu hocam, yani uygulandı ve kilo ya da aksi oldu yani etkisini göstermedi. Böyle bir risk var mı? Şöyle söyleyeyim, bazı hastalarımız ben bunu taktırıyorum ama garanti istiyorum diyorlar. Balon takacaksınız, ben 10 kilo vereceğim. Şimdi balonun kendi garanti belgesi mevcut. Bizim yaptığımız uygulamaların öncesinde işte şu riskler dahildir diye aldığımız imzalarımız mevcut. Ona mı diyoruz, anlatıyoruz kendilerine. Fakat bu kilo verme işinin garantisi kendilerinde. Evet. Yani biz diyetisyen desteğini 6 aylık balonlarda bile 9 ay veriyoruz ki etkili zayıflasınlar diye. Kabaca 15-20 kilo vermek mümkün böylelikle. Fakat dedim ya size, 2,5 litrelik mideyi biz 2 litreye düşürdük. 5 porsiyonu 4 porsiyona düşürdük. O 4 porsiyonu yağlı, şekerli, yüksek kalorili şeylerle doldururlarsa balon varken kilo bile alırlar. Burada niyet önemli. Niye? Balonun patlama ihtimali? 10 sene önceki modellerde nadiren tıbbi yazılarda, tıbbi literatürde balonun delenip bağırsaklara düşme durumu söz konusu. Böyle yazılar mevcut. Fakat teknoloji ilerledi. Biz 10 senelik balonlarla hiç görmedik bunu. Ve daha önceki olumsuzluklar nedeniyle balonun içerisinde biz bir serumla şişiriyoruz. Normal damardan verdiğimiz serum. Ama içerisine tıbbi bir boya katılıyor. Mavi bir boya. Böylelikle balon delenirse o mavi boya mide çeperinden bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklardan emilince hastanın idrarını yeşil mavi renge boyu. Bir uyarıcıdır. Uyarıcı. İndikatördür, uyarıcıdır. Böylelikle olumsuz bir şey olursa hasta hemen onu anlayıp bize söyleyebiliyor ve balon çıkartılabiliyor. Ama derseniz ki kaç defa başınıza geldi, bizim başımıza gelmedi. Yani, tabii, ama balonun tabii şöyle bir şeyi var anladığım kadarıyla. Balonu taktırdınız, diyeti de çok iyi yapmak zorundasınız yoksa kilo veremiyorsunuz. Bir de tabii belli bir sürenin sonunda o balon çıkacak. Kesinlikle. Şimdi diyetisyenlere büyük vazife düşüyor burada. Bizim hastalarımızın diyetisyenleri zorlamak gibi bir alışkanlığı var. Çünkü kışın kilo alıyoruz, yazın, düğün, nişan sezonunda vermeye çalışıyoruz biz bunu ya da bikinilere girmek için vermeye çalışıyoruz. Böyle olunca kısa sürede çok kilo verdirmek istiyorlar diyetisyenlere. Diyetisyenlerimiz de bunu sağlamak için maalesef aç bırakmak durumunda kalabiliyorlar insanları. Aç bırakılan diyetlerin uzun süreli etkili olması çok mümkün değil. Mide balonu burada devreye girer. Erken tokluk sağlıyor, hacim kaplıyor midede. 4 porsiyondan sonra mideniz doluyor. Zaten midenin ortasına yerleşir balon. Yediklerinizle beraber midenin üst kısmına doğru çıkar. Bir subap gibi. Böylelikle tokluk hissi gelir. Böyle olunca sizin diyet uyumunuzu kolaylaştırıyor. Kilo verme ihtimalinizi arttırıyor. Ama hep diyet diye söylememizin sebebi, diyet olmasa sizin dediğiniz gibi bunun işe yaraması çok mümkün değil. Peki hocam, mide balonundan sonra mesela yememize içmemize dediğiniz gibi dikkat edeceğiz ama bunun en önemlisi de su mu acaba? Yani su mesela günde hani derler ya su insanı zayıflatıyor işte şu kadar litre iç. Ne dersiniz? Şöyle, şimdi maalesef bizim ülkemizde vatandaşlarımızda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızda da aynı şekilde çay alışkanlığımız, kahve alışkanlığımız çok. Evet. Şimdi 3 litreye kadar su içmenizi tavsiye ediyoruz diyoruz. Ben 2 litre çay içiyorum zaten diyorlar. Uygun değil. Çünkü çay kahve idrarla beraber su atılımını sağlıyor. İçtiklerinizden ayırın. İçmeyin demiyoruz. Alışkanlığınız olabilir. İçebilirsiniz. Ama bunu sudan saymayın lütfen. Mümkün olduğu kadar çay kahve içiyorsanız suyu arttırmanız lazım. Kiloya göre
2 ile 3 litre arası günlük sıvı tüketimini öneriyoruz.